Şimdi bu konuyu gündeme taşıyan bir isim de Sezgin Tanrıkulu. Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle pek çok soru gündeme getirdi soru önergesinde. Onu bir kendisine hem soralım hem de bu yaşanan, yani bu düğün nasıl çözülecek onu soracağız. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Sezgin Tanrıkulu. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Şimdi dün de yani merhum Kaya'nın avukatıyla konuşurken, yani müvekkilim ifadesini kullandı ama aklımdan öyle şeyler geçti ki Sezgin Bey, müvekkilim ama şu an yaşamıyor. Yani ne kadar acı bir şey. Bir insanın hayatının yok edilmesi ve artık geri dönüşü yok bunun. Dolayısıyla başka şeyler, benzeri şeyler yaşamasın diye aslında insanlar bir nevi adalete başvuruyorlar. Böyle olaylar olmasın. Bu tür sıkıntıları başka aileler, acıları yaşamasın diye aynı zamanda. Bir yandan görgü tanıkları arayışı var. Bir yandan polisin niye böyle bir karşılık verdiği soru işareti var. Dün avukatı demişti ki böyle bir kanaat oluşmuş ki kasten öldürme zaten suçuyla, yani böyle bir suçlamayla tutuklanması gerekli görülmüş ve tutuklanmış diye. Şimdi burada sizin de çok sorduğunuz sorular var Süleyman Soylu'ya yönelik, İçişleri Bakanı'na. Bu sorular önemli. İsteriz ki buradan da sorun. Neden önemli olduğunu da bu soruların bize anlatın efendim. Şöyle ifade edeyim. Öncelikle ben rahmet diliyorum bu genç arkadaşımıza, tabii, genç yurttaşımıza. Tabii. Yani yakınları çok acılı gerçekten. Bugün kendileriyle de görüştüm. Onlara da ben sabır ve başsağlığı diliyorum. Şimdi neden yani kamuoyu bu kadar çok işte infial halinde ve neden işte adalet konusunda bu kadar çok kuşkulu? Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre de ve Türkiye'deki yargı pratiğine göre de operasyonların yanlış planlanması veya orantısız güç kullanılması nedeniyle, yani faili meçhul cinayet, zorla kaybedilmeyi bir tarafa bırakıyorum. Sadece bu iki nedenle, yani bir, operasyonun yanlış planlanması, iki, orantısız güç kullanılması nedeniyle geçmişten bugüne o kadar çok yaşam hakkı ihlali oldu ki dolayısıyla ve bu yaşam hakkı ihlallerinden sonra da cezasızlık bir yargı politikası olarak, bir idari pratik olarak karşımıza çıktığı için de, yani sonuçta acaba bu da mı öyle olacak diye yurttaşlarımızda ve yakınlarında haklı bir kuşku var. Hı hı. Yani hafızamızı hemen bir yenilesek bile dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle yani son 10 yılda 15 yılda onlarca insan yaşamını yitirdi. Veya işte bir operasyon yanlış planlanması nedeniyle yine onlarca yurttaşımız yaşamını yitirdi. Hatta birçok polis memuru da operasyonların yanlış planlanması nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Yani bir operasyon yaparken polislerin de can güvenliği yeterince sağlanmadığı için o polis memurları da karşı ateşle karşı karşıya kaldılar, yaşamlarını yitirdiler. Bunun da çok örneği var. Dolayısıyla böyle bir zafiyetle karşı karşıyayız aynı zamanda. Bu olay bakımından da bakın, Göztepe ve Fahrettin Gökay Caddesi İstanbul'un en işlek yerleri. En işlek yerlerinde, yani işte dur ihtarı, yani yapılıp yapılmadığı, dur ihtarı olsa bile yani bir insanın ölümünü işte sağlayacak tek atışta nasıl ölüm olur? Ters kelepçeden sonra nasıl insan yaşamını yitirir? Bütün bunlar çok haklı sorular. Dolayısıyla valilikler de, yani sonuçta veya savcılıklar da olaydan hemen sonra yaptıkları açıklamalarla bu olay bağlamından daha ötesini söylüyorum. Genellikle kendilerini korumaya, güvenlik memurlarını korumaya, onlara bir şemsiye sağlamaya dönük açıklamalar yaparlar. Mesela sonra, burada da valiliğin yaptığı ilk açıklamada olduğu gibi, daha öncesinde hatırlarsınız efendim. Şimdi benzer bir durum da diyebiliriz, hatırlayabiliriz. Bir Esenyurt'taki bir güvenlik amirinin karakola girip yaşadıklarını hatırlayın. Birol Yıldırım'dan bahsediyoruz. Tabii ki, evet. Orada da yani alelacele, tabii alelacele, hayır orada bekleme odasında bekletilmiş vesaire dendi ama sonrasında bir baktık görüntülerde, yani bir yere götürülüyor, orada darp ediliyor. Darp ediliyor. Görüntüler tabii, var. Bakın, ben yani çok yakın bir örneği verdiniz gerçekten, tabii. Ve o haberi yapan gazeteci arkadaşımızı da kutluyorum. Sedat Simavi gazetecilik ödülüne o haberle o haberi nedeniyle kazandı kendisi. Onu da buradan tebrik ederim. Bakın Esenyurt olayında da sonuçta valilik, işte emniyet müdürlüğü kendi birimlerinden hemen aldıkları bilgiyle, aynen, bu açıklamaları yapıyorlar. Dolayısıyla valilik gibi bir kurumun veya Cumhuriyet savcılıklarının kendilerine gelen bu ilk bilgilere kuşkuyla bakmaları ve yani maddi gerçeğe yakın gerçekliği açıklamaları lazım. aynı zamanda. Hı hı. Yani valinin bu yaptığı açıklama da kolluktan ve olay yerinde olan görevlilerden kendisine aktarılan bilgiler. Evet. Dolayısıyla bunu peşinen doğru kabul edip o açıklamayı yayınlamak da sonuçta yurttaşlarımızın yaşam hakkı gibi en başta konması gereken hakkına müdahale oluyor. Bu olayda da ben buradan bir kez de seslenmek istiyorum. Yani genellikle bu tür olaylarda o hemen sonra MOBESA kayıtlarında ya silinme olur ya işte kayıp olur ya da o saat itibariyle kayıt içerisinde olmamış olurlar. Hı hı hı. Genellikle yani kayıtlar istendiği zaman da böyle bir mazeretle karşı karşıya kalırız. Bu birçok olayda da olmuştur. Güvenlik güçleri hemen kayıtlara koyarlar, ya durdururlar ya silerler ya da başka bir arıza derler. İşte olay sırasında kayıtta değildi derler. Yani olay yerini gören kamera arasından ben hem kolluğa hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de sesleniyorum. Yani bu kayıtların mutlaka güvence altına alınması lazım. Maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından da bunun çok iyi bir biçimde analiz edilmesi lazım. Bizler yani hem milletvekili olarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun başkan vekili olarak hem de bir insan hakları savunucusu olarak yani bu olayın karanlıkta kalmaması için ve gerçekten de adil bir süreçle sürecin başlatılması noktasında tutum içerisinde olacağımızı bir kez daha buradan belirtiyorum. Ayrıca kasten adam öldürme suçundan tutuklanmış olmasının da yani iyi bir pratik olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Diğer örnekleri dikkate aldığımızda. Yani evet. Olaydan bir gün sonra kasten adam öldürmeden tutuklanmış olmasının da yani diğer örneklere göre doğru bir yaklaşım olduğunu da burada ifade etmeliyim. Evet, dün avukatı MOBESA görüntülerine erişemediklerini, artık konunun dosyanın memur suçlarında olduğunu, bir savcının atanmasını beklediklerini, bunun üzerine zaten MOBESA görüntülerinin peşinde olacaklarını ifade etmişti. Onu ekleyeyim. Bir de eldeki bazı görüntülerin de yani kendi edindikleri görüntülerin de çok net olmadığını, uzaktan çekilmiş olan, uzaktan çekilen kameralar olduğunu ifade etmişti. Onu da söylemiş olalım, değil mi? Burada bir küçük örnek vereyim. Tahir Yelçin neredeyse canlı yayında öldürüldü. Evet, tabii, onun işte geçtiğimiz pazar günü ölümünün 6. yılıydı. Doğru. Orayı gören, dört ayaklı minareyi gören birçok kamera kaydı. Olaydan sonra bu kamera kayıtları kapalıydı, yoktu denilerek işte beyanlar alındı yani. Evet, dolayısıyla evet. Yani bu son derece önemlidir. Herkesin Türkiye'de takip edildiği, izlendiği bir ortamda yani MOBESA kayıtları yoktur mazeretiyle veya savunmasıyla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Evet, siz o nedenle kolluğu ve Büyükşehir Belediyesi'ni buradan bir kez daha yani dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bunu da evet ifade etmiş olalım. Aynı zamanda sorularınızdan biri de şu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre diyorsunuz havaya ateş, uyarı ateşi açılmadığı iddiası var. Bu da doğru mudur? Evet. Bu da önemli bir ayrıntı elbette. Hemen buna şunu da ekleyeyim. Ailesinin durumuna ilişkin de bir iki cümle söyler misiniz bize efendim son olarak da aynı zamanda? Ben yakınlarıyla görüştüm. Bana ulaştılar. Ben de kendilerine ulaştım. Yani onlar da son derece üzgünler tabii ki böyle bir olayla karşılaşmak son derece şok edici. Gerçekten ben bir kez daha acılarını paylaşıyorum. Ancak bu olayın açıkta kalmaması için ondan sonra bu delillerin karartılmaması için endişeli olduklarını bana ifade ettiler. O nedenle bu vurguyu bir kez daha sizin aracılığınızla buradan yapıyorum. Peki. Efendim çok teşekkürler. Sizler de takipçisisiniz. Biz de haberi elbette ki takip edeceğiz. Sizlerden de bilgiler almaya devam edeceğiz. Olur da Süleyman Soylu yanıt verirse onu da paylaşırsınız. Çok teşekkürler efendim. Tabii ki. Ben teşekkür ederim. Selamlar. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.